GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Evet bugünkü eğitimimizin konusuna gelecek olursak parasal genişleme azaltılacak mı başlıkla yarın FOMC toplantısı tamamlanmış olacak. Bugün başlayan Fed toplantısı gerçekten piyasalar için kritik bir önem taşıyor. Yılın son toplantısı. Bunu, öğre, bunu e, konu üzerinde duracağız. Piyasaları nasıl etkileyecek bunu değerlendireceğiz. E, tabii ki aramızda şu anda ilk kez katılanlar da e, muhakkak olacaklar. Forex piyasasına yeni olan katılımcılarımız da olacak. O yüzden en basit şekliyle temel bir şekilde anlatarak e, Forex piyasasında da, tecrübesi olan e, katılımcılarımızı da sıkmadan e, seri bir anlatımla e, yarınki toplantı sonuçlarından çıkabilecek sonuçları birlikte değerlendireceğiz. Hemen şunu belirtmek isterim ki e, muhakkak sorularınız olacaktır eğitim içerisinde eğitimimizle ilgili konumuzla ilgili ya da konumuzun dışında e, sormak istediğiniz noktalar olacaktır. Bunlarla ilgili e, question bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. Eğitimimizin sonunda bir soru cevap kısmı ayıracağız bunun için ancak tabii ki tüm sorulara cevap vermemizin e, maalesef mümkün olmuyor. O yüzden eğitimimizin sonunda ben mail adreslerimizi paylaşacağım e, ve buralara herhangi bir konuda finans sektörü ile ilgili, finans piyasaları ile ilgili, forex piyasası ile ilgili ya da e, güncel gelişmelerle ilgili Konumuzla ilgili sorularınız varsa iletebilirsiniz mail adreslerimize. Sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar çok soruya cevap vermeye çalışacağız. Bahsettiğimiz gibi eğitimimizin konusu ee, yarın tamamlanacak olan FOMC toplantısına çıkacak sonuçlarla birlikte piyasaların nasıl etkileneceği bunu inceleyeceğiz. Parasal genişleme azaltılacak mı, azaltılmayacak mı? Bununla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ama başlamadan önce hemen ben küçük bir soru sormak istiyorum, birkaç ee, geriye dönüşler almak istiyorum sizden. Bununla ilgili. Question bölümünden hemen kısa kısa geriye dönüşler yaparsanız sorulara cevaben çok sevinirim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. GCM Forex'in düzenlemiş olduğu webinar eğitimlerine daha önce katıldınız mı yoksa ilk kez mi katılıyorsunuz? İlk kez katılıyorum ya da daha önce katıldım şeklinde geriye dönüşler yaparsanız çok sevinirim. Hemen bunun için geriye dönüşler için birkaç saniye ayıralım. Evet daha önce katılan Evet geri dönüşler devam ediyor. Hemen ben de bekliyorum. Daha önce katılan e, sayısının çok daha fazla olduğunu bu kez görüyoruz bu eğitimimizde. İlk kez katılan e, yatırımcılarımız şu anda burada olan katılımcılarımız da var. E, onlar için de bahsettiğimiz gibi çok basit bir şekilde parasal genişleme nasıl etkili olacak, FOMC nedir, Amerika Merkez Bankası nedir hemen kimseyi sıkmayacak şekilde çok faydalı olması için tabana dayayılarak bir eğitim çalışması gerçekleştireceğiz bugün. Peki e, bu sorunun akabinden ben şunu... E, yöneltmek istiyorum. Forex piyasasına yeni olan katılımcılarımız var mı? Yoksa işlem tecrübesi olan, daha önce demo hesaplarda olsun ya da real hesaplarda olsun gerçek yatırımlarla birlikte e, kendini deneyen piyasada var mı? Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Forex piyasasında yeniyim ya da daha önce tecrübem var şeklinde Geriye dönüşler yaparsanız çok sevinirim ki anlatımımızda da buna ilgili, bununla ilgili Gerçekleştiririz ki daha faydalı olsun. Evet, güzel burada da. Aslında eğitimimize yeni katılan e, katılımcılarımızın paralelinde olduğunu görüyoruz. Ee, yine çoğunlukla %70 civarı Forex Pricesi'nden deneme hesabında ya da real hesaplarda tecrübesi olan daha önce piyasayla ilgilenen e, katılımcıların sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. <laughs> İlk kez piyasada e, yeni olan katılımcılarımız var. Umarım onlar için de faydalı bir çalışma olur. Herkes için e, çünkü hitap etmeye çalışacağız. Bahsettiğimiz gibi çok teşekkür ediyorum geri dönüşler için. Bahsettiğimiz gibi bugünkü eğitimimiz parasal genişleme ile ilgili parasal genişlemin artırılıp azaltın azaltılması ile ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Ee, hemen ne olduğundan bahsedelim FOMC beyanatı dediğimiz aslında Federal Açık Piyasa Komitesi dediğimiz Amerika Merkez Bankası'nın yılda 8 kez ya yaptığı bir toplantıdır ee, son toplantısı yani 2013 yılının son toplantısı da e, yarın tamamlanmış olacak toplantılar 2 gün sürüyor bugün başlamış olduğunu söyleyebiliriz ve e, yarın sa Türkiye saatiyle 21'de toplantı sona ermiş olacak ve alınan kararlar basına paylaşılacak ve bunların gerçekten piyasalarda etkili olabilecek haberler olduğunu piyasalar için gerçekten yakından takip edilmesi gerektiğini ve etkili sert hareketlerin oluşmasına neden olabilecek kararlar olabileceğini söyleyebiliriz akabinde saat 21'de yarın açıklamalar yapıldıktan sonra FED aldığı para politikası kararlarını açıkladıktan sonra 21.30'da FED yöneticisi yani FED başkanı Ben Bernanke mikrofon karşısına geçecek ve alınan kararların savunmasını yapacak. Aynı zamanda e, bu toplantı daha özel bir toplantı olacak diğer FOMC toplantılarına göre. Çünkü çeyrek dönemlik e, projeksiyonlarını da açıklayacak. E, yani... ABD ekonomisine ilişkin 2 yıllık 2 yıl içerisinde neler olabileceği ile ilişkin tahminlerini yayınlaya olacak açık açıklıyor olacak FED e, bu önemli bir nokta yani daha e, bir e, adım daha önemli olduğunu söyleyebiliriz önceki toplantılarına göre ve 3 ayda bir zaten bu şekilde yapıyor. Ekranda gördüğümüz FOMC toplantısında katılan, hazır bulunan, oy hakkı olan olmayan FED başkanları burada FED'in de yapısını hemen kısaca tüm katılımcılarımızın anlayabilmesi için FED kararlarını açıklıyor olacağız. Evet bahsed, dedik ki Amerika Merkez Bankası'nın politika kararları çok önemli ee, piyasalara etki edebilir. Peki önce Amerika Merkez Bankası'nı hemen kısaca tanıyalım. Ee, kısaca FED olarak ifade ediyoruz Amerika Merkez Bankası'nı. Fakat bizim Merkez Bankamızdan yani TCMB'den biraz daha farklı bir yapıya sahip Amerika. Hemen şu şekilde düşünebiliriz. Nasıl? Eyalet sistemi varsa siyasi açıdan e, bölümlere ayrılmış e, ABD'de Federal e, Federal Reserve System dediğimiz bu aslında e, Amerika Merkez Bankası'nın sistemi de yine benzer şekilde ayrılmış. Yani tek bir merkez bankası yerine aslında 12 tane ekonomik bölgeye ayırmış Amerika kendisini ve bunların hepsinin kendi merkez bankası ve yönetim kurulları var. Diğer taraftan aslında bizim piyasada çok alışkın olduğumuz FED diye ifade ettiğimiz e, kısaca <laughs> kurum aslında Federal e Economy Department dediğimiz e, yönetim kurulunu ifade ediyor. Bu merkez bankaları sistemine de Federal Reserve System diyoruz aslında genel olarak. Tabii ki Fed, Fed Başkanı Ben Bernanke, diğer tüm 12 merkez bankasının ayrı ayrı merkez bankası başkanları var ama tabii ki en yetkili ismin yönetim kurulunun da başkanı olan Bernanke'nin olduğunu söyleyebiliriz ki Ocak ayının sonu itibariyle Bernanke'nin görev süresi doluyor. Yerine çok büyük bir ihtimalle Janet Yellen şu anda yönetim kurulu üyesi olan Janet Yellen ilk kez e, bayan bir FED başkanı olarak göreve gelmesi bekleniyor. Şubat ayının başından itibaren. Bernanke'nin de bu şekilde e, altını çizelim. Peki FOMC dedik Federal Open Market Komite dediğimiz aslında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantıları bahsettiğimiz gibi yılda 8 kez yapılan ve ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve e, kararların FED'in para politikası kararlarını aldığı toplantıya denir. FOMC toplantıları gerçekten önemlidir. Alınan kararlar ve yayınlanan kararlar piyasada sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Çünkü doların fiyatıyla direkt olarak ilişkilidir ve e, tabii ki ABD dolarının fiyatındaki değişiklikler de birçok finansal aracın enstrümanın fiyatında değişiklikler anlamına gelmektedir. Ama bunlarla da ilgili ilerleyen aşamalarda zaten konuşacağız. Biraz tanıdığımızda uyguladığı politika faiz oranlarını bankanın e, para politikalarını inceleyelim. E, politika faiz oranının %0 ile 0.25 arasında olduğunu görüyoruz. Hemen burada şunu ifade etmek istiyorum ben. E, katılımı da aynı zamanda gerçekleştirebilmek adına. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün politika faiz oranı beyanatı vardı. Evet. Ekranda gördüğünüz 0 ile 0.25 arasındaki Fed'in politika faiz oranı. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranının kaç olduğunu bilenler var mı? Geriye dönüşler yaparsa hemen sevinirim. Kuyucu cumhurumdan aynı zamanda katılımı da sağlayıp burada daha tabana inerek bir anlatım gerçekleştirebiliriz. Herkes geriye dönüş yaparsa sevinirim. Yani bilmeyen de bilmiyorum şeklinde yazsın ki faydalı olsun. Evet, burada yarı yarıya olduğunu söyleyebiliriz. E, %4.50 e, şu anda TCMB'nin uyguladığı politika faiz oranı, bir haftalık repo faiz oranı aynı zamanda TCMB'nin burada şunu karıştırmamak gerekiyor. Aslında e, Merkez Bankası'nın uyguladığı bir haftalık repo politika faiz oranı %4.50 bu bunun dışında faiz koridoru şeklinde bir program daha uyguluyor ve burada bankalara e, borç para veriyor ya da borç para alıyor bu faiz koridoru oranlarıyla birlikte. Burada alt bandı %3.50, üst bandı da 7.75 son güncel seviyeler Merkez Bankası'nın uyguladığı politikasında. Şimdi politika faiz oranlarını karşılaştıralım. Bizimki 4.50 dedik. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranına baktığımızda %0.25. Neden böyle bir fark var? Aslına baktığımızda enflasyonun ABD'de çok düşük seviyelerde olması bize göre. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi. Ayrıca %5'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Politika faiz oranının Amerika Merkez Bankası için krizden önce, 2008 krizinden önce %5'in üzerindeydi. Fakat krizin 2008'de patlamasıyla birlikte ekonomiye destek verebilmek için, paranın maliyetini düşürebilmek için Merkez Bankası politika faiz oranını düşürerek e ekonomik aktivitelerin canlanmasını sağlamaya çalıştı ve sert bir şekilde faiz politika faiz oranını çok düşük seviyelere indirmeye başladı ve en sonunda 0.25 olarak şu anda e, uygulandığını görüyoruz. Peki Merkez Bankası bunu yaptı. Faiz oranlarını çok düşük seviyelere indirdi. Krizden sonra ekonomi çok durgun bir hale gelmeye başladığı için e, Fed istediği ek, e, ekonomiden istediği canlanmayı göremediği için quantitative easing ya da kısaca QE olarak isimlendirilen işte eğitimimizin de konusu olan parasal genişleme programını uygulamaya başladı 2008 yılından itibaren. Nedir parasal genişleme? Bununla ilgili de çalışmalar yapacağız. Aylık 85 milyar dolar tutarında FED her ay parasal genişleme programı çerçevesinde Değerli kağıtları bünyesine alıyor ve bunu yaparken de tabii ki satın alma işlemi olduğu için piyasaya dolar sürmüş oluyor. Şu anda ekranda gördüğünüz Federal Reserve System dediğimiz San Francisco, Minneapolis, Kansas City, Dallas gibi bakın bölgeleri olan ve FOMC toplantılarında temsil edilen 12 merkez bankasının bölgelere ayrılmış halini haritada görebiliyoruz. Richmond eyaletinde, Richmond içerisinde e, FED yönetim kurulu da Washington'da. Hemen gelelim. Politika faiz oranı. Kısaca bunlardan da bahsedeceğiz ki FED'in uyguladığı politikaları anlayabilelim ve e, yarınki kararlardan sonra nasıl sonuçlar çıkabilir bunları yorumlayıp doğru şekilde karar verebilelim biz de. Faiz oranını şöyle tanımlayabiliriz. Paraya ulaşmanın maliyeti ya da Elinde fon sahibi olanların olanlar için paranın getirisidir. Şimdi özel bankalara elinde fon olanlar e, paralarını götürüp bir faiz geliri elde ediyorlar. Diğer taraftan e, fona ihtiyacı olanlar da yani kredi kullanmak isteyenler de özel bankalardan kredi talep ediyorlar. İşte bu tarafta bir piyasa oluşuyor. Yani e, özel bankalar aradaki tabii ki faiz farkını kullanarak yani e, mevduat olarak topladıkları piyasadan faizi e, diyelim ki %3 oranından faiz veriyor ama Birisi ondan borç istediğinde %4 faiz oranıyla onlara borç kullanıyor ve aradaki bu farktan e, kar amacı güdüyor özel bankalar. Tabii ki e, her zaman mevduatlar yetmeyebiliyor kredi verebilmek için. İşte Merkez Bankası ile de arasında bir alışveriş söz konusu. Bizim bahsettiğimiz politika faiz oranı da özel bankalarla Merkez Bankası arasındaki bu alışverişte kullanılan faiz oranı. Merkez Bankası neden peki faiz oranlarını yükseltip düşürebiliyor. İşte ekonomideki soruna göre bunu yönlendirebiliyor merkez bankaları. Örneğin 2008 krizinde krizinden sonra ekonomik aktivitelerin çok yavaşlaması, ekonominin durgunluğa gitmesiyle Merkez Bankası politika faiz oranlarını ABD için açıkladık biraz önce çok düşük seviyelere çekerek paraya ulaşmanın maliyetini düşürüp Dolanımdaki para miktarını arttırmaya çalıştı ve böylelikle de işsizlik oranını düşürüp aktivitelerin artmasını, ekonomik toparlanmanın hız kazanmasını sağlamaya çalıştı. Ama yüksek enflasyon söz konusuysa bir ekonomide ekonominin içerisine akan para miktarını biraz azaltarak enflasyonu baskı altına alabiliriz ve bu paralelde de e, merkez bankasının politika faiz oranını arttırması gerekir. İşte e, mer. Fed için konuştuğumuzda Fed para politika faiz oranını çok düşük seviyelere indirmesine rağmen e, ekonomide istediği beklediği tepki alamadığı için parasal genişleme yani e, değişik isimleriyle de piyasada duyabileceğiniz tahvil alım programı, varlık alım programı, e, nicel gevşeme şeklinde de ifade edilen programa başvurdu. Nedir bu? Biraz önce bahsettiğimiz gibi özel bankalarla olan ilişkisinde Fed faiz oranını çok düşürmesine rağmen e, ekonomik toparlanmaya yeterli desteği veremediği için parasal genişleme programını uyguladı. Bu paralelde özel bankaların elinde tuttukları değerli kağıtları diyebileceğimiz genel olarak yani devlet tahvillerini ya da farklı e, morguş destekli, tahvilleri satın alarak piyasaya para sürmüş oldu. Yani yine faiz oranlarını düşük seviyeye indirmekle aynı mantık yani aslında dolanımdaki para miktarını arttırmaya çalışarak ekonomik aktivitelerin hızlanmasını sağlamaya çalıştı FED. Parasal genişleme miktarında şu anda FED her ay 85 milyar dolar tutarında piyasadan tahvil satın alarak ekonominin içerisine dolar pompalıyor ve bu şekilde de ekonominin içerisinde daha ucuz maliyetli dolar oluşmasını sağlayarak işsizliğin düşmesini, ekonomik aktivitelerin artmasını, ticaretin alışım, eee üreticilerin ürettiğini satabilmesini, tüketicilerin de satın alabilmesini sağlamaya çalışıyor. Yani kısacası ekonomiye can vermeye çalışıyor. Şimdi bu politikalar çerçevesinde e, hemen şu görünümü oturtmak gerekiyor. Bu yarın tamamlanacak olan FOMC toplantısı yılın son FOMC toplantısı olacak ve Bernanke'nin Kürsünün arkasına geçip açıklamalar yapmasını gerektiren son toplantı olacak. Yani Bernanke'den bir daha Fed Başkanı olarak e, tabii ki bu şekilde e, politika toplantısından sonra bir e, beyanat dinlemeyeceğiz. Ocak ayının sonunda bir toplantı daha olacak, FOMC toplantısı. Yine Fed Başkanı olarak Bernanke başkanlık edecek bu toplantıya ancak bir basın toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Şubat ayında da zaten Janet Yellen Fed başkanlığını devralmış olacak Bernanke'den. Hemen öncelikle parasal genişleme ile ilgili e, piyasalar neden çok yakından takip ediyor ve son gelişmeler nelerdir bunların bir çerçeve halinde oluşturmak e, istiyorum. Şimdi şöyle ki FED'in piyasaya ne kadar çok para pompaladığı ya da ne kadar az para pompaladığı piyasalar için önemli. Neden? Çünkü eğer FED ekonomiye olan teşviklerini bu hızda devam ettirirse... Yani her ay 85 milyar dolar tutarını tahvil e, almaya devam ederek ekonominin içerisine para sürmeye devam ederse bu e, yatırımcılar için, küresel piyasa yatırımcıları için olumlu bir gelişme olarak algılanıyor. Yani piyasa katılımcıları şu anda bunu o şekilde düşünüyor. Neden? Çünkü FED ABD ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Daha ucuz maliyetle paraya yani dolara ulaşabiliyor ekonomik birimler ABD'deki ve tabii ki yatırımlar daha fazla olması e, paralelinde gelen bu politikanın paraleline gelen yatırımların artacağı, işsizlik oranının düşeceği ve ABD ekonomisinde işlerin daha hızlı rayına oturmaya başlayacağı yönünde bir e, düşünceyi piyasalar taşıyor. E, o yüzden e, dolar sadece tabii ki doların fiyatı e, kur üzerinde değil. Birçok emtia fiyatı üzerinde, hisse senetleri üzerinde de etkili oluyor. Şimdi parasal genişleme ile ilgili hemen şu çerçeveyi çizersek, bakın grafiğimize geri dönelim. Yani şemamıza geri dönelim. Merkez Bankası daha az miktarda tahvil alım programı uygularsa bu ekonominin içerisine akan para miktarının azalacağı anlamına gelir ki bu arada sesle ilgili bir problem olduğu konusunda geriye dönüşler görüyorum şu anda. Sesimde bir bozulma var mı? Sesle ilgili bir sorun var mı? Geriye dönüşler alabilir miyim bununla ilgili? Peki problem olmadığı ile ilgili geriye dönüşler aldım. Tamam çok teşekkür ederim. Tamam sesle ilgili bir sorunumuz yok. Ee, yazan birkaç katılımcımız vardı sesle ilgili sorun olduğunda. Kendi e, bilgisayarlarını kontrol ederlerse sevinirim muhtemelen o yüzden kaynaklanıyor çünkü. Şimdi e, FET... Ekonominin içerisine para akıtarak bu şekilde ekonomiye can vermeye çalışıyor. Peki şunu ifade edelim. Ee, ne kadar çok tahvil alımı gerçekleştirirse Merkez Bankası, özel bankaların elinde o kadar e, ABD doları olacak. Ve tabii ki ABD dolarını da özel bankalar kredi olarak piyasadaki COBİ'lere Tüketicilere, büyük holdinglere, büyük şirketlere kredi olarak verebilecekler ve kar elde edebilecekler buradan. Tabii ki piyasada yani bahsettiğimiz bu ekonomik birimlerde daha ucuza para kullanabilmeye devam edecekler. Ancak parasal genişlemenin bittiğini düşünelim. Yani Fed'in her ay özel bankalara bu şekilde bir tahvil alımı gerçekleştirmediğini düşünürsek, işte burada özel bankaların elinde daha az para olacak. Yani şu anda programın devam etmesinden daha az para olacak. Tabii ki bu da dolanımda daha az miktarda dolar anlamına gelecek ki ABD dolarının değer kazanması anlamına gelecek. Çünkü çok basit bir şekilde miktar kuramı geçerlidir paranın değeri içinde. Yani dolanımda piyasada ne kadar çok dolar varsa fiyatı o kadar düşüktür yani para o kadar değersizdir. Ancak miktar cinsinden ne kadar dolanımda daha az para birimi varsa değeri de o kadar yüksektir. Şimdi dolar e, tabii ki ABD bu politikayı 2008 yılından beri uyguluyor ve e, piyasada daha önce e, trilyonlarca dolar olmayan şu anda para var. Fed'in uyguladığı bu politikalar yüzünden ve bunu devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi bizim yarınki toplantıda aslında cevabını arayacağımız soru bu olacak ya da parasal genişleme miktarını azaltacak mı azaltmayacak mı? Şu anda bahsettiğimiz gibi 85 milyar piyasaya her gün tahvil alarak özel bankalara para veriyor Fed. Bunu daha az mı yapacak yoksa aynı şekilde devam mı edecek? Bu sorunun cevabını arayacağız. Eğer parasal genişleme tabii ki azaltılırsa piyasalarda doların değer kazanacağı yönünde fiyatlamalar etkili olacaktır. Ancak parasal genişleme miktarı değiştirilmeden devam edilirse bir miktar biz bununla ilgili dolarda değer kayıpları görebiliriz. Bu konuyu da ilerleyen slaytlarımızı açacağız ama sadece şu anda parasal genişlemenin mantığını ve dolarla birlikte nasıl değerlendiriliyor bunu e, izah edebilmek için bu konu üzerinde duruyorum. E, tabii ki bu paralelde e, birçok finansal araç etkilenebilecektir. Bunu da altını çizelim üzerinde duracağız. Peki şimdi şu noktayı değerlendirelim. Özellikle 2008 krizinden sonra parasal genişleme programı uygulanmaya başlandıktan sonra ee, tabii ki ABD'nin ekonomik toparlanmasında farklılıklar gerçekleşti. Çünkü ee, daha önceden olmayan miktarda paranın e, ekonominin içerisine akması ve bunların alışverişe, ticarete, üretime, e, turizme konu olması aktivitelerin artmasına, artan aktivitelerle birlikte de ekonomik aktiviteler birlikte işsizlik oranlarında aşağı yönlü hareketin biraz da daha normalde olacak e, olması gerektiğinden daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hemen şunu ifade edelim. Ee, bu çerçeveyi bir öncelikle bahsettiğim gibi çizmek istiyorum. Biraz önce de üzerinde durmak istemiştim. Özellikle bu yıl içerisinde ben Bernanke'nin 22 Mayıs'taki konuşması çok büyük bir önem taşıyordu. Çünkü Bernanke 22 Mayıs'taki konuşmasında şunu söyledi. Parasal genişleme miktarı 2013 yılı içerisinde azaltılabilir. 2014 yılı içerisinde de tamamen bitirilebilir. Yavaş yavaş, kademe kademe azaltılarak bitirilebilir ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeleri kullandıktan sonra Bernanke ilk kez böyle bir konuşma yapmıştı parasal genişleme ile ilgili ve takvim vererek konuştu. Yani ne zaman parasal genişleme azaltılabilir? Daha sonra ne zaman tamamen FED bu politikadan çıkar? Bununla ilgili ilk kez zaman vererek konuşmuştu. Bu önemli bir gelişmeydi ve gerçekten piyasalarda Mayıs ayından sonra çok büyük çalkantıların e, görülmesi neden oldu. Bizde yani... E, Türkiye'deki hisse senetlerinde gelişmekte olan ülkelerin paralelinde çok sert değer kayıpları görüldü ve zaman <laughs> aynı zamanda e, bu ülkeleri yani gelişmekte olan e, riski yüksek yani daha fazla gelişmiş ülkelere göre riski daha yüksek olan ülkelerin para birimlerinde de çok sert değer kayıpları görüldü ve tabii ki dolar tl'yi hemen hatırlayın. E, 2 olacak diye daha önce söylense kimse inanmazdı ama 2'nin üzerine kadar çıktı hatta 2,08 seviyelerine kadar bu endişelerle Fed parasal genişlemeden çıkabilir endişesiyle yukarı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini gördük piyasalarda. İşte o yüzden önemli noktalardan bir tanesi 22 Mayıs. Eğer Bernanke eee Parasal genişlemenin bu e, ifadelerini kullandıktan sonra, çıkı, çıkış yapılabileceği ifadesini kullandıktan sonraki e, politikasını devam ettirecekse, yani gerçekleşecekse bu Aralık ayı son fırsat Bernanke için. Çünkü şunu ifade ettiğini söylemiştik. E, parasal genişlemeden bu yıl içerisinde yavaş yavaş çıkılabilir, yani azaltılabilir en azından tahvil alım miktarı şeklinde bir ifade kullanmıştı. E, o yüzden e, bu açıdan kritik bir önem taşıyor. Diğer FOMC üyelerinin açıklamalarına baktığımız. Şimdi ne demiştik? 12 tane Fed Merkez Bankası var aslında. Bunların hepsinin başkanları var. Bu başkanlardan bazıları FOMC toplantılarında oy sahibi alınan kararlarda oy sahibi. Bu FOMC üyelerinin açıklamalarına baktığımızda biraz aslında Fed'in de FOMC'de kendi içerisinde bölündüğünü görebiliyoruz. Çünkü bazı üyeler bu yıl içerisinde hatta bir an önce parasal genişlemenin azaltılması gerektiğini savunuyor. Bazı üyeler ise parasal genişlemenin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü FED şunu görmek istiyor. Hemen şurada FED'in eşikleri ve ekonomik göstergeler, işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, enflasyon oranı gibi bakın veriler yazıyor. Hemen bunlarla ilgili Açıklamalar yapacağım. Fed'in e, en önemli amaçlarından bir tanesi ki kendileri de bunu söylüyorlar yaptıkları beyanatlarda, işsizlik oranını kriz öncesi seviyelere düşürebilmek ve e, Amerikalıların iş sahibi yeniden iş sahibi olabilmesini sağlayabilmek, bunu öncelikle amaçlar olarak belirtiyorlar zaten. Bu paralelde biz işsizlik oranını ve tarım dışı istihdam değişimi isimli verimizi çok yakından takip ediyoruz çünkü Fed çok yakından takip ettiğini söylüyor ve şunu söylüyor: Eğer işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam değişimi verisinde istikrarlı ilerlemeler görürsek parasal genişleme miktarını azaltabiliriz, hatta çıkışı gerçekleştirebiliriz şeklinde ifade ediyorlar. O yüzden küresel piyasalarda yatırımcılar ABD'nin işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam değişimi verilerine gerçekten büyük önem gösteriyorlar. Eğer tarım dışı istihdam değişimi ve işsizlik oranı verileri e, beklentiden iyi gelirse, yani olumlu tablolar çizerse ABD ekonomisine yönelik Fed'in parasal genişlemeden çıkabileceği ihtimalinin arttığını düşünüyor piyasalar ve bu da doların değer kazanmasına neden oluyor. Tam tersi bir şekilde işsizlik oranı olumsuz gelirse, tarım dışı istihdam değişimi olumsuz gelirse, bu Fed'in ABD ekonomisine olan teşviklerini devam ettireceği yönünde yorumlanıyor ve tabii ki daha parasal genişlemenin daha uzun bir süre devam edeceği yönündeki beklenti ekonominin içerisine giren paranın, akan paranın Devam edeceği anlamına geldiği için de doların değer kaybetmesine neden oluyor. Yani piyasalar bu beklentileri fiyatlıyor. O yüzden kritik nokta aslında burası. Yani parasal genişlemenin e, azaltılıp azaltılmayacağı ile ilgili kritik nokta bu verileri doğru yorumlayabilmekte. Fed'in eşiklerinden bir tanesi de enflasyon oranı. E, Amerika Merkez Bankası şunu söylüyor bize aslında net bir şekilde. Eğer enflasyon orası, e, oranı e, %2.5 civarında kalırsa yani yüzde bir iki buçuğun altında kalırsa kaldığı sürece işsizlik oranı altı buçuğa yüzde altı buçuğa inene kadar biz gevşek para politikasına devam edeceğiz diyorlar. Yani parasal genişlemeye devam edeceğiz. Gevşek bir şekilde ekonomiye destek vermek için para politikasını bu şekilde tutacağız şeklinde ifade ediyorlar. O yüzden enflasyon oranı işsizlik oranı önemli bizim için. Diğer taraftan tarım dışı istihdam değişimi bunu FED bize söylüyor zaten tarım dışı istihdam değişimi verisi önemli bir gösterge ve işsizlik oranı için önemli bir rakam. Yakından takip ediyoruz şeklinde ifade ediyorlar. O yüzden biz de çok detaylı bir şekilde bunları inceliyoruz. Peki şimdi yarın alınacak kararlarla ilgili olarak... FED ne şekilde bir karar alabilir e, bu bahsettiği istediği ekonomik gelişmeleri alabildi mi bunları görebildi mi FED eğer çünkü istediği ekonomik gelişmeleri istediği verileri gördüyse FED yarın toplantıdan sonra açıkladığı kararlarda parasal genişlemeyi azaltması gerekiyor. Ama halen daha tatmin olmadıysa ekonomik toparlanmayla ilgili ve gelen verilerle ilgili parasal genişlemeye devam etmesi gerekiyor. Bu çerçeve içinde biz hemen işsizlik oranını inceleyelim. Bakın ekranda gördüğünüz biraz daha uzun vadeli bir ABD'nin işsizlik oranı grafiği krizden sonra yani 2008 krizinden sonra %10'lara yaklaşmıştı hatta %10'lara kadar yükselmişti işsizlik oranı ABD'de ve Fed'in politikalarıyla daha sonra kriz süreci içerisinden çıkışla toparlanmayla birlikte işsizlik oranının bakın 2010 11 12 ve 13'e doğru azaldığını düşmeye başladığını görüyoruz. Ekranda gördüğümüz ABD'nin işsizlik oranı en son açıklanan işsizlik oranı %7 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bir önceki ay için %7.3 olarak gerçekleşmişti işsizlik oranı. Piyasalar %7.2'ye düşmesini bekliyordu. Ortada yazan beklenti rakamı. Fakat Piyasaları şaşırtarak %7'ye geriledi e, işsizlik oranı. Ve ABD ekonomisinin düşünüldüğünden daha olumlu bir tablo çizdiğini burada gördük. Altta da işsizlik oranı ile ilgili tabloyu görüyorsunuz. Eylül 2012'den başlıyor. E, 8.1'den nasıl yavaş yavaş e, istikrarlı bir şekilde aşağıya doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Yani 7, 7, en son 7'ye gerilediğini görüyoruz. Peki FED bunun yanında çok dikkatli takip ettiği Tarım dışı istihdam değişimi verisi hakkında e, neler düşünebilir? Bunu görelim. Tarım dışı istihdam değişimi verisi bize şunu gösterir: e, Bir önceki ay içerisinde kaç tane Amerikalının iş sahibi olduğunu gösterir. Ama bunu tarım dışı sektörler içinde hesaplar. Çünkü tarım sektörü e, mevsimsel e, işsizliğin de yer aldığı bir sektör olduğu için. Biz bunu hesaplama dışında bırakırız çünkü ekonomi için bize yanıltıcı bilgiler verebilir. O yüzden tarım dışı istihdam değişimi ekonominin gidişatı hakkında çok değerli bilgiler sunan bir veri olarak kabul edilir. ABD için de biz bu veriyi FED ile birlikte çok yakından takip ederiz. Hemen izleyelim bakın yine 2008 krizi sıralarında eksi olarak gerçekleşmiş. Şurada sıfır çizgisi var görüyorsunuz. Yani ABD ekonomisinde işten çıkarmalar gerçekleşiyormuş. Daha sonra şu kısımlara baktığımızda 2011'den sonraki kısma baktığımızda 200 bin civarında yani her ay 200 bin tane Amerikalıya iş sağlayabilmiş ABD ekonomisi. Bunu görebiliyoruz. Şurada da 200 bini görüyorsunuz. En son gelen iki veri de zaten 200 bin civarında gelmişti. Hemen onu da inceleyelim. Bu arada hemen şunu sormak istiyorum. En son açıklanan yani ee, Aralık ayı başında açıklanan tarım dışı istihdam değişimi verisi açıklandığı anda piyasaları takip eden katılımcılarımız kimler? Burada onları da görmek istiyorum ki ne kadar ilgilenmişler, ne kadar yakından takip ediliyor ya da biliniyor, bilinmiyor. Bununla ilgili hemen question bölümünden geriye dönüş yaparsanız çok sevinirim. Kimler kasım bu Aralık ayı başında yayınlanan verileri takip etti? Evet, genel anlamda yine takip edildiğini görüyoruz. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin yine piyasaya yeni katılan katılımcılarımız olduğunu söylemiştik aramızda. Onların tabii ki e, yeni katıldıkları için piyasaya takip etmeleri gibi bir durum söz konusu zaten değildi. Ama... E, piyasada yeni olmayan katılımcıların da genel anlamda görüyoruz. E, takip ettiklerini yani %80 takip edilmiş olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Hemen tarım dışı istihdam değişimi en son ne geldi onları inceleyelim. Kasım'ın 8'inde açıklanmıştı. E, bir önceki aslında e, tarım dışı istihdam değişim verisi ve beklentilerin çok çok üzerinde gerçekten olumlu bir şekilde gelmişti. Yani 121 bin tane Amerikalının Ekim ayı içerisinde iş bulmuş olduğu düşünülürken 204 bin tane Amerikalının iş bulduğu yönünde açıklanmıştı veri. Beklentilerin üzerine gerçekten olumlu bir tablo çizmişti. <laughs> en son açıklanan <laughs> Aralık ayında açıklanan veriye baktığımızda Kasım ayında 180 bin tane Amerikalının iş bulmuş olması beklenirken 203 bin gelmiş ve yine 200 binin üzerinde gelen olumlu bir veri. Yani son 2 aydır tarım dışı istihdam değişimi iyi geliyor, işsizlik oranında olumlu. Peki, şimdi bu paralelde şunu söyleyebilir miyiz? O zaman olumlu gelen veriler sonrası Amerika Merkez Bankası parasal genişleme miktarını azaltacak. diyebilir miyiz? İşte bunu hemen söylemek çok mantıklı değil. Çünkü Fed'in eşikleri arasında enflasyon oranı olduğunu da söylemiştik ve e, sorun şu ki ABD ekonomisinde Fed bu kadar çok piyasaya para sürerken e, ekonomik aktivitelerin canlanması konusunda sorunlar yaşıyor ABD ekonomisi yani istenen ivmeyi sağlayamıyor ve enflasyon oranı gerçekten düşük denilecek seviyelerde parasal genişlemenin bu raddelerde olmasına rağmen hemen bakalım bugün açıklanan taze. E, ABD'den gelen enflasyon verilerine CPI olarak isimlendirilir, Consumer Price Index yani tüketici fiyat endeksi çok yakından takip ederiz. Bakın bizim burada Fed'in ile ilgili ilişkilendirileceğimiz ilişkilendireceğimiz nokta şu e, yıllık CPI verisi. Onun da 1.2 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bir önceki e, rakam %1 olarak açıklanmış. %1.3'e çıkması bekleniyormuş. Fakat beklentinin altında 1.2 olarak gerçekleşmiş. Yani beklenen kadar yükselmemiş. Yani enflasyon tarafında ekonomik aktivitelerin, üretimin, tüketimin e, çok da canlı olmadığını işaret eden veriler geliyor aslında. İşte Fed istihdam tarafında olumlu gelişmeleri takip ederken burada enflasyon tarafında neden bu şekilde istediği sonuçları alamıyor? Yani %2'ye doğru yükselmesi enflasyonun ABD ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak algılanacak. Çünkü bu aktivitelerin arttığını, üretimin, tüketimin arttığını bize e, işaret edecek, bu sinyali verecek. Ancak biz bunu e, enflasyon rakamlarıyla birlikte göremiyoruz. Bugün açıklanan verilerle de %0.2 aylık bazda yükseldiğini gördük. Fakat CPI'nin 0.0 yani bir önceki ayak değişim olmadığını gördük enflasyon rakamında. İşte bu cephe birazcık Fed'i sıkıntıya sokuyor ve elini birazcık kısıtlıyor. O yüzden bu iki görünümdeki sektörü, iki veri setini nasıl değerlendirecek Fed ve ortaya nasıl bir sonuç çıkaracak bunu göreceğiz, bunu değerlendireceğiz. Enflasyon tarafında da işin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hemen şunun da yan bilgisini verelim ki aklımızda çok soru işareti kalmadın kalmasın. Peki neden enflasyon gerçekleşmiyor? Fed her ay 85 milyar dolar vermesine rağmen piyasaya neden bu sıkıntıyı yaşıyor ve ekonomik aktiviteler istediği seviyede artmıyor? Aslına baktığımızda burada yapısal bir sorun olduğunu görüyoruz. Fed piyasaya e, tahvil alımlarıyla özel bankalara ve tabii ki dolayısıyla piyasaya dolar e, likiditesi sağlarken e, bu e, piyasaya sağlanan bu likiditenin genel anlamda finans sektörünün içerisinde kaldığı ve yeniden e, işte hisse satı, hisse senetleri piyasasında, tahvil piyasasındaki yeni alımlara destek verdiğini e, görüyoruz ve reel ekonominin içerisine yani bir fab yeni bir e, fabrika'nın bir yatırım yapması ya da reel yatırımların artarak e, daha fazla kişiyi istihdam ederek daha hızlı bir şekilde aktivitelerin artmasını sağlamasının e, biraz sıkıntı da olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında para... Fed'in yeniden ekonomiye aktarmaya çalıştığı para finans sektörü içerisinde kalıyor. Dow Jones endeksine baktığımızda işte ABD'deki hisse senetleri piyasasına baktığımızda tarihi rekorlar kırdığını görüyoruz kriz süresinden sonra. Yani kriz sürecinden içerisinden çık, çıkıştan sonra. Yani en son 2007'de 14 binlerle bir zirve yaptığını görmüştük Dow Jones endeksinin. Fakat en son 2000 kriz, 2008 krizi çıkıyor, 6 binlere kadar geriliyor Dow Jones endeksi. Fakat şu andaki seviyesine baktığımızda Dow Jones'un 15 binlerde. Yani krizden önceki 14 bin seviyelerinin bile üzerinde işte bu da hisse senetlerine, tahvil piyasasına, yani daha çok finansal enstrümanlarda paranın kalmaya başladığını, bunu sürdürdüğünü görebiliyoruz. Yapısal bir problem var. Fed bu konuda çalışmalar yürütüyor. Yani nasıl ben piyasaya verdiğim parayı reel ekonomiye aktarabilirim konusunda çalışmaları var. Hemen CPI verisiyle ilgili çalışmalarımıza döndüğümüzde e, aylık bazda incelediğimiz CPI verisi yani bugün açıklanan verinin beklendiği kadar yükselmediğini yine görüyoruz. Bir önceki rakam bakın eksi bir e, rakam gerçekleşmiş. %0.1 azalmış enflasyon aylık bazda. %0.1 artış sergilemesi beklenirken 0.0 olmuş. Yani fiyatlar değişmemiş bunu işaret eden bir veri. Bu da olumsuz bir görünüm çiziyor enflasyon tarafında. Şimdi bu verileri de anladıktan sonra hemen bir genel çerçeveyi çizip nasıl bir sonuç çıkabilir bu sonuçları nasıl etkileri olabilir bu senaryolar üzerinde duralım. Şimdi öncelikle beklenti nedir bunu e, ortaya koyalım. Parasal genişleme ile ilgili piyasanın beklentisi, Fed'in yarın tamamlanacak toplantısında herhangi bir değişiklik yapması. E, Yapmayacağı yönünde yani FED'den herhangi bir değişiklik parasal genişleme tarafında beklenmiyor ve e, mevcut politikalarını sürdür, sürdüreceği yönünde bir öngörü mevcut piyasada. Anket sonuçlarından bunları görüyoruz çeşitli kuruluşların yaptığı. Ne zaman peki parasal genişlemeyi kısacağı azaltacağı yönünde beklentiler ağırlık kazanıyor? Mart ayından önce FED'in parasal genişlemeyi azaltması e, beklenmiyor. Yapılan anket sonuçlarına baktığımızda bahsettiğimiz gibi aylık 85 e, milyar dolar bir e, tahvil alımı var. E, eğer azaltırsa bunun 10 milyarlık ya da 5 milyarlık ya da 10 milyardan daha az bir kısımda sembolik bir şekilde Fed'in adım atacağı bekleniyor. E, onu da Mart ayında yapması bekleniyor. 18 Aralık'ta tamamlanacak toplantıda parasal genişlemeyi kısabileceği yönünde beklentilerin de ağırlıkta olduğunu söylemekte fayda var. Yani piyasa bu Aralık ayındaki toplantı neden önemli? Çünkü daha önceki toplantılara baktığımızda yani geçen ayki toplantıya baktığımızda birçok e, ekonomistin ve analistin parasal genişlemenin e, değişiklik yapılmadan devam edeceği yönündeki görüşünün çok fazla ağırlıkta olduğunu görüyorduk. Fakat bu toplantıya baktığımızda yeni yıl başlamadan Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceği yönündeki düşüncenin de gerçekten önemli bir şekilde ağırlıkta olduğunu görebiliyoruz. Burada birbirine yakınlaşmaya başlıyor ekonomist görüşleri. Ancak genel olarak baktığımızda ağırlıklı görüşün değişiklik yapılması gerek değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğunu söyleyebiliriz. 2013 yılı içerisinde ABD ekonomisi genel anlamda olumlu bir seyir çizdi. Bunu size anlatmaya çalıştığım grafiklerle de işsizlik verileriyle istihdam verileriyle birlikte büyüme oranını da ince aslında ayrı bir parantez açmadık ama %3.6'ya kadar çıkan bir büyüme oranı vardı ki gerçekten beklentilerin üzerinde olumlu bir gelişmeydi bu ABD ekonomisi için. Mayıs ayında Bernanke'nin söylediği tahvil alım miktarı bu yıl içerisinde azaltılabilir ifadelerinin altını bir kez daha çizmekte fayda var. Ee, tahvil alımlarının azaltılmaya başlaması faizlerin yükseltilmesi için bir başlangıç e, olabileceği yönünde kaygıları var piyasanın. Yani Fed'in şu anda çok düşük oranda olan politika faiz oranı e, bir sinyal olarak görülebilir parasal genişlemeden çıkılması. Yani şunu düşünebilir piyasalar fet parasal genişlemeyi azaltmaya başlıyorsa eğer yavaş yavaş gevşek para politikalarından çıkacak faiz politikasını da yani politika faiz oranını da arttırmaya başlayabilir. Bu da doların kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde değer kazanmasını sağlayabilir. Kaygıları piyasada mevcut. Peki gelelim sonuçlara olası senaryolara ve gerçekleşebilecek sonuçlarını inceleyelim. Şimdi şunu söyledik zaten altını çizdik dedik ki Fed parasal genişleme miktarını e, değiştirmeyeceği yönünde bir beklenti var piyasada. Fakat fiyatları incelediğimizde e, parite MTF fiyatlarını incelediğimizde bu, bu noktada e, piyasanın biraz kararsız kaldığını ve bekleme durumuna geçmeye başladığını görebiliyoruz. Bu durumda fiyatların içerisinde ağırlıklı olarak Fed'in Para politikasını değiştirmeyeceği yönünde e, bir beklentinin içeri içeriğinin varlığından söz edebiliriz. Ancak e, hemen e, etkileri üzerinde konuşmaya başlarsak değiştirilmezse e, bahsettiğimiz bu e, parasal genişleme miktarının azaltılabileceğini fiyatlayanların da çıkışlarıyla dolarda değer kayıpları görebiliriz. Yani parasal genişleme miktarında bir değişiklik olmazsa biz yarın saat 9'dan sonra yani 21.00'dan sonra ABD dolarında değer kayıpları görebiliriz. Çünkü e, bir kesiminde e, parasal genişlemenin azaltılacağı yönünde fiyatlamalar yaptığını söyleyebiliriz. Yani hem anket sonuçlarından hem fiyatlarından bunu göre fiyatlardan bunu görebiliyoruz. E, gerek parite gerek MT fiyatlarından. Peki diğer taraftan Fed sürpriz yaparsa yani beklentiler değişiklik olmayacağı yönünde ve etkisi de bu şekilde olabilir. Ancak e, parasal genişleme miktarını azaltırsa Fed. Burada iki kısımda ben değerlendirmek istiyorum. Hatta 3'e kadar çıkarabiliriz bunu. Eğer parasal genişleme miktarı 10 milyar dolar azaltılırsa burada hemen piyasa şunu fiyatlayabilir. FED parasal genişlemeyi e, azalttı ki e, bu beklenen bir e, unsur değildi. Hemen dolarda sert değer kazanımlarının oluş, oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan parasal genişleme miktarı 10 milyar dolardan daha fazla azaltılırsa yani 15 milyar, 20 milyar dolar 85'ten 65'e e, çekerse eğer FED parasal genişleme miktarını bu seviyeleri düşürürse o zaman dolardaki değer kazanımlarının çok sert bir şekilde oluşacağını söyleyebiliriz. Yani evet piyasa beklentileri değiştirilmeyeceği yönünde. Eğer parasal genişleme azaltılırsa dolarda sert değer kayıpları, sert değer kazanımları görebiliriz. Dolarda doların değerinde yükselişler görebiliriz parasal genişleme azaltılırsa. Ancak miktarı da burada e, aslında biraz devreye giriyor. 10 milyar 10 milyara kadar olursa sert değer kazanımları şeklinde ifade ediliriz. Eğer 10 milyardan daha fazla bir e, miktarda FED Pa, aylık parasal genişleme miktarını azaltırsa işte o zaman gerçekten çok sert bir şekilde dolarda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Peki nasıl etkilenir e, parite ve MT fiyatları? Euro dolar, sterlin dolar paritesinde süratli düşüşler görebiliriz eğer böyle bir sonuç çıkarsa. Dolar yen paritesinde, dolar türk lirasında da yukarı yönlü hareketlerin oldukça hız kazanabileceğini ifade edebiliriz. Böyle bir sürpriz gerçekleşirse FED tarafından yani parasal genişleme azaltılırsa. Ham petrolden bahsedecek olursak, ham petrolde son zamanlarda hem Libya ile ilgili endişeler hem de stokların azaldığı ile ilgili e, beklentilerin etkili olduğunu görmüştük ama Fed'in parasal genişlemeyi azaltmasının ilerleyen aşamalarda ABD ekonomisinin genişlemesini yavaşlatacağı yönünde yorumlanabileceği için ham petrol fiyatlarında da bu şekilde bir sürpriz karar çıkarsa aşağı yönlü hareketlerin e, görülebileceğini ifade etmekte fayda var çünkü piyasalar ham petrol pet, genel anlamda petrol talebinin azalabileceği ekonomik aktivitelerin yavaşlamasıyla birlikte e, bu beklentiyi fiyatlayabilirler ve petrol fiyatlarında düşüşler görülebilir sürpriz kararı sonrasında. Peki altında ne olur? <laughs> Bildiğimiz gibi altın uluslararası piyasalarda e, dolar ile alınıp satılıyor. Yani ABD doları ile alınıp satılıyor. Yani doların değer kazanması, spot altın fiyatının değer kaybetmesi, e, doların değer kaybetmesi. Altın fiyatlarının da yukarı yönlü ivmelenmesine neden olan unsurlardan bir tanesi. Tabii ki bu her zaman böyle olmaz. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu şekilde ezberleyip de sürekli dolarla birlikte altın pozisyonları almak mantıklı değildir. Yani her zaman 2 x 2 4 etmez. Burada piyasanın neyi fiyatlayarak bu pozisyonları aldığını söylemek, incelemek gerekir. Ama eğer doların miktarıyla ilgili Fed'in politikalarını fiyatlayacaksa piyasa bu noktada altın üzerindeki etkisinin doların değeriyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani ters bir korelasyon gerçekleşebilir. Burada dolar endeksi yukarı yönlü çıkarken altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Ee, bahsettiğimiz gibi hani sürpriz bir karar çıkarsa bu şekilde sert etkiler piyasa gerçekten çok heyecan verici olabilir ama Eğer değiştirilmezse Dolarda değer kayıpları görebiliriz bir miktar çok sert değer kayıpları demiyoruz bakın farkındaysanız çünkü piyasanın Genel anlamda beklentisi değişiklik olmayacağı yönünde ama Bir miktar e, piyasada yatırımcıların o e, Olabilecek olması yani Eee Parasal genişlemenin azaltılabileceğini fiyatlamış olan yatırımcıların bu beklentilerini e, kapatmasıyla pozisyonlarını kapatmasıyla parasal genişleme miktarının değiştirilmediği durumlarda dolarda kayıpların görülebileceğini ifade edebiliriz. Genel anlamda e, FOMC toplantısı ile ilgili e, analizimizi bu şekilde şekillendirebiliriz. Şunu ifade etmekte fayda var. E, yarın Tüm gün boyunca artık piyasalar e, ve hatta bugünden de itibaren başlayabilirler. Fed'i beklemeye başlayacaklar artık. Burada zaman zaman piyasada çok sert hareketler olabilir FOMC kararları açıklanana kadar. Zaman zaman çok sıkıcı, çok e, zayıf fiyat hareketleri gerçekleşebilir piyasaların bekleme modunda olmasından dolayı. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Özellikle e, Forex piyasası biliyorsunuz haftanın 5 iş günü 24 saat açık bir piyasa. Büyük bir avantaj sağlayan bir piyasa bu yönüyle. Ancak e, Asya, Avrupa ve ABD seansları arasındaki geçişlerde dikkatli olmak gerekiyor. Sert fiyat hareketleri gerçekleşebilir. Bunun altını çizelim. O saatler nelerdir? İşte Türkiye saatiyle ABD borç e, Düzeltiyorum Avrupa e, borsaları e, seansı başlarken açılışında saat 10'da sabah 10'da e, bundan bir saat önce bundan bir saat sonra dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan saat 3.30'da elektronik ortamda ABD borsaları açılırken daha sonra 4.30'da ABD hisse senetleri işlem görmeye başlarken buna da dikkat etmekte fayda var. Saat 7'de 6.30'da ve 7 civarında Avrupa borsaları kapanırken fiyat hareketlerine dikkat etmekte fayda var. Ee, ha, diğer taraftan da saat 21'de zaten FOMC kayıtları açıklanacak yani kararı açıklanacak. Bundan önce sert fiyat hareketleri gerçekleşebilir kararın açıklanmasından önce. Ee, dikkat etmekte fayda var o yüzden e, çıkabilecek olası sonuçları biliyorsunuz e, ve bunun paralelinde gerçekleşebilecek dolardaki fiyat hareketlerini pariteler üzerinde ve mtf fiyatları üzerinde nasıl etkili olabileceğini e, zaten e, üzerinde durduk bu beklentilerle birlikte e, hareket edersek e, trading psikolojisiyle ile yani e, Piyasa psikolojisini de ve e, hırs, umut, korku, endişe gibi e, trader duygularından da birazcık arınabilirsek e, başarılı işlemler yapılabilir. Şimdi genel anlamda bahsettiğimiz gibi hemen soru cevap kısmına ben geçmek istiyorum. soru Sorular gelmişti question bölümünde gördüm biz konumuza devam ederken. Hemen burada sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu kısma geçelim. Ondan sonra da eğitimimizi tamamlayacağız. Sizin kişisel fikriniz nedir diye hemen bir soru gelmiş en Son gelen soruya baktığımda, yani genel anlamda baktığımızda Mart ayından önce Fed'in parasal genişleme miktarını değiştirmesi beklenmiyor. Benim kişisel fikrimde eğer Fed Aralık ayında bir değişiklik yaparsa bu sürpriz olur yani genel anlamda bir değişiklik yapılacağını düşünmüyorum tabii ki e, hani bu benim kişisel fikrim Fed sürpriz de yapabilir ki netekim Eylül toplantısında sürpriz yapmıştı Eylül ayında düzenlediği Fed'in toplantısında piyasaların beklentisi parasal genişlemenin 10 milyar e, dolar azaltılacağı yönündeydi ve bunu fiyatladı piyasalar ancak e, kararlar açıklandığında Fed'in 85 milyarlık e, bir 85 milyarlık politikasında değişiklik yapmadığını gördük. Ters köşe yapmıştı burada FED piyasaları ve daha çok işsizlik istihdam piyasasında daha iyi veriler görmek istiyoruz. Yani iyi gelen verilerin istikrarlı gelmesini istiyoruz şeklinde bir açıklama yaptılar. Parasal genişleme azaltılmadan önce daha fazla kanıt gerekiyor. ABD ekonomisinin toparlandığına yönelik şekilde ifade kullanmışlardı. Yine buna yönelik benzer bir ifade yapabilirler. Hemen sorulara ben bakmaya devam ediyorum. Buradan baştan e, incelemeye devam edelim. E, oldukça fazla soru gelmiş. Tabii ki hepsine maalesef cevap vermemiz e, süremiz itibariyle de mümkün olmayacak. O açıdan şimdiden ben affınıza sığınıyorum. E, hemen de şuradan e-mail e adreslerimizi de e, ekrana getirelim. E, cevaplayamadığımız sorularınız olursa ya da daha farklı sorularınız olduğunda webinar.gcmforex.com ya da sermet.dogan.gcmforex.com mail adreslerimize pay, e, sorularınızı iletebilirsiniz. Yine burada olduğu gibi orada da elimizden e, geldiği kadar çok soruya cevap vermeye çalışacağız. Her türlü konuda merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Finans sektörüyle ilgili, forex piyasası ile ilgili, konumuzla ilgili e, bahsettiğimiz bahsettiğimiz gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Enflasyonda istenen seviyeye teknik olarak ne zaman e, gelinebilir? Bunun için daha yolunun olduğunu görürüz. Çünkü yani hani lik bir enflasyon gerçekten şu anda o kadar çok e, dolanımda paramik olmasına rağmen e, açıkçası açıkçası Zayıf bir enflasyon işte bunun da yapısal sorunları var bununla ilgili FED'in çalışmalarının olduğunu ekonomistlerine bununla ilgili görevler verdiklerini biliyoruz ve bununla ilgili çalışmalara ulaşıyoruz aslında. Hani Neden bu para etkin bir şekilde enflasyon yaratıp aktiviteleri arttırmıyor şeklinde bunu sorguluyor FED ancak şuna ifade etmekte fayda var bunun için hani bir süre belirtmek çok sağlıklı olmaz şu anda. Yıllık ve aylık enflasyonları birlikte değerlendirmek gerekir. Aylık enflasyonlarda daha henüz da yine toparlanma ile ilgili yani 0.1'lik 0.2'lik rakamlar gerçekten düşük rakamlar şu anda baktığımızda yani ABD ekonomisindeki ve uygulanan para politikasıyla oranladığımızda o yüzden hani 2014 yılı içerisinde de Fed'in istediği seviyelere gelmesi için daha vakti olduğunu söyleyebiliriz enflasyon tarafında da. Değişiklik yapılmazsa Euro dolarda 1.39-1.40'ların zorlanıp buradan dönmesini beklemek mantıklı olur mu? Ee, değişiklik yapılmazsa evet dolarda değer kayıpları ile birlikte Euro dolar paritesinden hani yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Daha önce 1.38-10'dan dönüş yaptı parite ve hani şöyle bir durum var burada. Sadece FED birlikte burada değerlendirmek çok doğru olmayacak maalesef Euro dolar paritesi için konuşursak. Ama hani FED'in değişiklik yapmadan devam etmesiyle birlikte Euro dolar paritesi destek bulursa daha sonra Avrupa tarafından gelebilecek gerçekten büyük bir adımla ECB tarafından özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek adımla düşüşler görülebilir. Çok mantıksız bir senaryo değil bahsettiğiniz kısım mantıklı bir senaryo. Burada ECB'nin hatta şunu da biz ifade etmiştik Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gitmeden önce bu. Art, e, enflasyon çok önemli bir veridir e, Avrupa için a, özellikle Almanya tarafında bununla ilgili önemli lobiler vardır ECB'nin içinde. O yüzden çok düşük gelen e, bu enflasyon rakamları Euro bölgesinde Avrupa'nın e, Merkez Bankası'nın faiz indirmesine neden olabilir demiştik. Kine tekim piyasa beklentisi dahilinde olmasına, olmamasına rağmen sürpriz bir şekilde faiz indirmişti. E, daha sonra bunun etkisinin hani sadece faiz indiriminin çok etkili bir enstrüman şu anda olamayabileceğinden bahsetmiştik ki e, ECB faiz indirdiğinde 1.35'lerden işte atıyorum 1.34'lere doğru gerilemişti gevşemişti parite. Ancak daha sonra şu anda baktığımızda 138 geri geldi parite. Yani ECB'nin faiz indiriminden sonraki seviyeden bile daha yüksek şu anda. Daha değerli euro. O yüzden bunun önüne geçmek için hem negatif mevduat faiz oranı hem de yeni bir litro şeklinde adımlar atabilir ECB. Eğer böyle adımlar atarsa bahsettiğiniz senaryo gerçekten harf harfine işlemiş olur. Devam ediyorum soruları incelemeye. Evet konumuz dışında da çok sorumuz var. Piyasaları daha fazla şişirmek yerine finansal e, sektördeki Parayı açığa çıkarmak amacıyla girişimler yapılsa sembolik de olsa genişlemede bir indirim yapılması mantıklı değil mi? Genişlemede indirim yapılması e, yapısal olarak finans sektöründeki paranın reel ekonomiye kaymasına bir fayda sağlamaz açıkçası. Yani bununla ilgili bu enstrümanı kullanacağını düşünmüyorum ben. E, eğer parasal genişleme indirim yapmak Yap, yapacaksa e, FED buradaki amacının e, ekonomik toparlanmanın ivmelendiğini görüyorum. O yüzden birazcık e, parasal genişlemeyi e, azaltıyorum şeklinde bir ifade daha doğru olabilir. E, FED kararları azaltım olmazsa altın Uzun vadede düşüş trendinde yön değişikliğine sebep olabilir mi? Bu şekilde güçlü bir etkisi olabilir mi? Ee, ben kişisel görüşümü söyleyeceğim burada. Ee, ben bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Yani eğer FED azaltıma gitmezse altın uzun vadeli trendini yukarı yönlü çevirebilir mi? Bence çevirmez. Ee, bu yeterli bir e, enstrüman olmaz altının yukarı yönlü hareketlerine destek e, bulması için. Çünkü hani parasal genişleme... Evet belki e, altın üzerinde kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına neden olabilir ama trendin değişmesini, yukarı yönlü trendin başlamasını ya da düşüş trendinin bitmesini sağlayacak bir eee Enstrüman olmaz bu çünkü şimdi olmadıysa bile Mart ayında ya da e, Nisan ayında piyasa bu kaygıları taşıyarak devam edecek e, piyasalar beklentiyi fiyatladığı için bu kaygılar sürekli aklının bir köşesinde olabilir ve e, altında da yukarı yönlü hareketin yani yükseliş trendinin başlaması için daha e, bu toplantının çok erken olduğunu söyleyebiliriz. yarın dikkat etmemiz gereken saatleri tekrar söyler misiniz? Türkiye saatinde 21.00 FED kararlarının açıklanacağı saattir yarın. Biz de yine FED politikalarını yakından takip ediyor olacağız. GCM Forex'in real hesap gerçek hesabı olan müşterileri, yatırımcıları burada MetaTrader platformu üzerinden haberler kısmından açıklanan kararları anlık olarak takip edebiliyor olacaklar. Hemen biz açıklanan karar ları Türkçe bir şekilde platformda paylaşıyor olacağız yatırımcılarımızla çıkan sonuçları. 21.30'da da, ha onu da söyleyelim, 21.30'da da Bernanke'nin konuşması olacak. Yani 21'de kararlar açıklanacak Türkiye Saati, 21.30'da da Bernanke'nin konuşması başlayacak. Ve Bernanke e, neden o kararları aldıklarını, yani alınan karar ne olacaksa artık o kararları e, açıklayacak. Daha sonra Fed'in, e, Amerika Merkez Bankası'nın tahminlerini açıklayacak. E, önümüzdeki dönemki enflasyon, işsizlik oranı ve e, büyüme oranı tahminlerini açıklayacak. Bunlar takip edeceğiz. Tutanakların açıklanmasından sonra, diyelim ki şöyle bir senaryo çizelim, Fed değiştirmedi tutanakları. Evet, düzeltiyorum evet, parasal genişleme miktarını değiştirmedi fed ve piyasalarda bununla ilgili işte doların hafif de olsa bir değer kaybıyla bir fiyatlama yapıldı ondan sonra piyasalar artık Bernanke'yi bekleyecekler 21:30'da gelip neler söyleyecek Bernanke diye Bernanke'nin burada söyledikleri çok önemli eğer parasal genişlemenin yakın bir tarihte azaltılabileceği yönünde sinyaller verirse konuşmasında Bernanke tutanaklardan yani tutanak demek de doğru değil aslında kararlar değişiklik olmamasına rağmen 21'de açıklanan kararlarda Bernanke'nin vereceği sinyalle 21.30'dan sonra e, dolarda sert değer kazanımları görebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Ancak Bernanke yine daha önce ifade ettiği şeyleri e, yinelerse, burada şunları söylerse, yani biz parasal genişleme miktarını değiştirmedik çünkü daha fazla ekonomik kanıt görmek istiyoruz ABD ekonomisinin e, rayına oturduğunu e, söyleyebilmek için. O yüzden teşviklerine devam etmeye kararı aldı gibi bir ifade kullanırsa, yani herhangi bir sinyal de vermezse parasal genişlemenin ne zaman azaltılacağıyla ilgili. Bu gibi bir durumda dolardaki değer kayıplarını yani FOMC kararların açıklanmasından sonraki kayıpların bir miktar daha devam edebileceğini ifade edebiliriz. Peki, ee... Bahsettiğim gibi konumuzun dışında da çok soru var. Bu soruları ekranda gördü, şu anda gördüğünüz mail adreslerimizle paylaşabilirsiniz. Bize geriye dönüşler yaparız sizlere. bilgilendirmeye çalışırız. Umarım bugünkü çalışmamız faydalı olmuştur. Piyasaların çünkü gerçekten çok uzun zamandır Ana olarak, e, temel olarak fiyatladığı şey bu, bu konu üzerinde gidip geliyor tüm fiyatlar. E, bunu merak ediyor piyasalar. Eğer parasal genişlemeyi ve Fed'i öğrendiyseniz, parasal genişlemenin piyasalarda, ekonomide nasıl etkileri olduğunu, e, değişiklik kararlarının nasıl etkili olabileceğini öğrendiyseniz, bugün bir şeyler katabilmişiz demektir. E, bununla ilgili yarın e, 21'de gerçekten piyasaları takip ederseniz e, birazcık daha canlı olarak da platform üzerinde fiyatlamaları kendiniz görürseniz çok daha fazla faydalı olacaktır. Bir katılımcımız burada demiş ki BIST'in %5 düşüşü bununla mı ilgili? Hayır bugün sabahtan e, Türkiye'den iç piyasalardan gelen haberlerin BIST'teki kayıplarında etkili olduğunu söylemekte fayda var. Burada e, rüşvet ve e, yolsuzluk e, davasıyla ilgili yani iddialarıyla birlikte birçok kişinin gözaltına alındığını gördük yurt içinde. E, bunun etkili olduğunu söyleyebiliriz BIST'te. Hani genel anlamda endekslere baktığımızda Avrupa ve gelişmekte olan ülke e, borsalarında kayıplar görüldü ama de bu derece olmasının sebebi 3 e, tane bakanın oğlunun da aralarında bulunduğu, hatta inşaat sektörünün tanınan yüzü olan Ali Ağaoğlu Ali Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişilerin rüşvet ve yolsuzluk davası e, iddiasıyla gözaltına alınması olduğunu söyleyebiliriz bizdeki sert kayıpların e, bunu da altını çizmekte fayda var hemen gelen soru üzerine bunu ifade etmek istedim umarım faydalı bir çalışma olmuştur GCM bu e, kaydımıza yani bu yapmış olduğumuz eğitimimizin kaydına GCM Forex'in sitesinden tekrar ulaşabilirsiniz, tekrar izleyebilirsiniz. Bunu ben yarın bu kaydımızı arkadaşlarımıza, teknik ekibimize ileteceğim onlar da hemen kısa bir süre içerisinde GCM Forex'in internet sitesine eklemeye çalışacaklar. Aynı zamanda e, YouTube üzerinden de ulaşabilirsiniz. YouTube'da GCM Forex kanalına e, abone olabilirsiniz. Buradan da eğitim videolarımızı, daha önce yapmış olduğumuz gerçekleştirmiş olduğumuz webinar e, çalışmalarımızın video kayıtlarını izleyebilirsiniz inceleyebilirsiniz. Ee, bundan sonra önümüzdeki haftalarda ve aylarda düzenleyeceğimiz webinar çalışmalarımız için içinde e, GCM Forex'in sitesindeki webinar kısmından eğitim takvimlerimizi her ay güncellenir. Bunları yakından takip ederek e, Forex piyasası hakkında, finansal piyasalar hakkında bilgi edinebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. E, bedava tabii ki bu şekilde bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta. Biz de paylaşacağız. E, Katılım sayısı artmaya devam ettikçe bu şekilde tabii ki yeni projelerle birlikte faydalı olmaya çalışıyoruz. Tüm katılımcılarımıza ben tekrar teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bir sonraki webinar eğitimimizde görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.